Merhabalar, hoş geldiniz. İlk siz geldiniz Yusuf Bey. Bekliyoruz. Bütün herkesi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Şu anda COVID ile ilgili yayınlar da yapılıyor. O yüzden hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi beklerken hemen Esin Hanım'dan bekliyorum. Bugünkü konuğumuz Digitest Savunma ve Havacılık İnsan Kaynakları Sorumlusu Esin Albakır. Kendisinin, hoş geldiniz, hemen hızla geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Sizi tanıtıyordum ben de bu arada. Hacettepe Harika. Üniversitesi felsefe mezunu olduğunuzu, gene aynı üniversitede insan kaynakları yönetimi üzerine yüksek lisans yaptığınızı Doğru. söylüyordum ki siz katıldınız. Hoş geldiniz, çok Hoş hızlısınız. bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizinle bir yandan da bekliyoruz. Şu anda 20 kişi geldi. Biraz daha sanayi çalışanı olmayı Digitest, bir mühendislik firması olan Digitest'in ne yaptığını dinleyeceğiz. Sonra nasıl insanlarla, ne tür insanlarla, ne çalışma arkadaşları bir araya geldiğini dinleyeceğiz. Ve top aslında biraz sizde. Evet, Digitest'in savunma istihdamına bakışını anlamak için, doğru anlamamız için firmayı tanımamız lazım. İsterseniz ilk önce biraz oradan girelim. Digitest savunma ne Tamamdır. iş yapıyor? Aslında Digitest Savunma 2002 kuruluşlu bir firma. Kuruluş amacı itibariyle daha çok elektromekanik birimlerin bakım, onarım, arıza tespiti ve testlerini yapmak üzere kurulmuş bir firma. Digitest ismi zaten buradan geliyor aslında. Fakat sonrasında 2008 yılında Türkiye'nin bazı ürünlerle ilgili özellikle ambargo yemesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden almış olduğu birkaç projeyi başarılı bir şekilde yapması, teslim etmesi sonucunda aslında savunma sanayi alanına bir geçişi gerçekleşiyor. İsmin hiç bozmamış kurucumuz da olduğu gibi 20 yıldır Digitest Elektronik olarak, Digitest Savunma Havacılık olarak geçiyor. 2002'de Sonrasında kuruldu. 2008'de mi giriyor diyorsunuz? evet, 2008'de savunma sanayi alanına girmiş bir firma aslında Digitest. Bununla beraber tabii ki gelişimler de göstermiş. Aslında kurulduğu ilk zamanlar 14 metrekarelik bir şirketten bahsediyoruz. Bir Oldukça odadan küçük, oldukça bahsediyoruz. yeni. Aynen bir oda kadar bir yerden bahsediyoruz aslında. Ama bu 20 yıl içerisinde yaptığı projelerle kendisini kanıtladığı alanlarda da aslında bilinçli bir şekilde büyüyerek, çünkü bilinçsiz büyüyen çok da fazla aslında işletme var ve sonu çok iyi bitmiyor. Bilinçli bir şekilde emin adımlarla büyüyerek şu anda aslında 6000 metrekare kapalı bir alandayız, 14 metrekareden bir fabrikadayız. Evet. Bayağı büyük bir, yani matematiğe koyunca iş ortaya çıkıyor ne kadar büyüdü. Doğru. Doğru. Peki bunu nasıl yaptı? Yani sır olmayan, askeri sır olmayan ürünleri konuşalım. Ne tür hizmetler veriyor, neler veriyor? Biz duyuyoruz bazı kara araçlarında, tanklarda, modernizasyon projelerinde yer alıyor. Neler yapıyor? Aslında neler yapıyoruz? Biz tabii ki gizli olmayan kısımlarından bahsedebileceğim ürünler. Yoksa kendi ürün Lütfen. gamımızda aslında 300'ün üzerinde ürünümüz var. Fakat gizli olmayanlar üzerinde özellikle ağır ve hafif zırhlı araçların elektromekanik birimleri, joystickler, sleeping dediğimiz kayar bilezik olarak Türkçe'ye çevrilen ve aslında ilk defa Digitest'in Türkiye'de yerleştirmiş olduğu ve hala daha bu alanda da çok fazla firmanın yanımıza yanaşamadığı çeşitli ürünlerimiz var. Aynen. Joystickler yapıyoruz yine aynı şekilde kara araçları için. Bu Bunların anlamda hem tasarımını hem üretimini yapıyorsunuz. evet, aslında Yanlış her bilmiyorsam. şey bize ait. Ne gibi? Firma, yani biz ihaleyi aldıktan sonra ya da proje bize verildikten sonra Ar-Ge çalışmalarından başlayarak mekanik tasarım, mekanik üretim, elektronik üretim, içerisindeki optik tasarımına kadar fizik mühendislerimiz tasarlıyorlar. Tabii ki elektronik alanda çalışan yazılımcılarımız ve donanım tasarımcılarımız da var. Aslında bu anlamda da neredeyse bütün mühendislik alanlarıyla beraber çalışabiliyoruz. Tabii ki unutmadan ekleyeyim, kalite. Kalite de bizim için çok önemli. Yani iyi bir kalite birimimiz var. AS 9100 sertifikasına sahibiz.
Dolayısıyla da aslında bilmeyenler için tekrar edeyim. AS9100 Havacılık ve Uzay Sanayi'nde kalite sistemi adına alınan bir sertifika. Bununla beraber aslında her şeyi olabilecek en sistematik şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bence başarının sırrı da zaten buradan geliyor diye düşünüyorum. Anladım. O zaman aslında isminde dijital, test, elektronik kelimeleri var firmanın isminde. Ve özellikle bu alanlarda çalışmalara daha yatkın ama mekanik çalışmalar da var, mekatronik çalışmalar da var. Kesinlikle. Yani aslında bu bizimle ilgili doğru, yani yanlış bilinen şeylerden birisi. Çünkü genellikle herkes işte kariyer fuarlarına da gittiğimizde öğrenciler, mekanikçiler ya da mekatronikçiler, tasarımla ilgilenenler bize geliyorlar ve diyorlar ki hani siz elektronik şirketi misiniz? Hayır, aslında elektronik tarafımız evet çok kuvvetli, biraz da bu misyon doğrultusunda kurulmuş fakat sonrasında misyonu evrimleşmiş bir firmayız. Yani şu andaki misyonumuz teknoloji ve savunma sanayi alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltabiliyor olmak. Yani aslında şu anda da görüyoruz ki yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu, hani bu COVID-19 süreciyle beraber aslında çok basit her yerde bulabileceğimiz bir maske ya da her yerde hastaneye gittiğimizde kolayca bize tahsis edilebilecek bir solunum cihazının şu anda yerleştirmesinin ya da yerli olmayışının ne kadar başka ülkeler için sıkıntılı olduğunu da şu anda aslında görüyoruz. Dolayısıyla savunma sanayinin bu alanında olmak, özellikle hani bizim iş, hani Sefer Bey'in söylediği bir cümle var kurucumuzun, Digitest ambargolu ürünleri sever diye. Bunları millileştirerek yerleştirmek aslında bizim şu anki misyonumuz diyebiliriz. En çok bilinenlerden biri zannediyorum M60, Leopard 1, Leopard 2 tanklarında kullanılan modernizasyon en bilinenlere. Ambargolu ürünlerinin yerine gelmesi anlamında. Evet, aslında en son daha yani Anadolu Ajansı tarafından da zaten haberi yapılan bir ürünümüzdü. Bir iki ay önce teslim ettiğimiz GDU VDU dediğimiz bir projemiz vardı. Bu proje M60T tanklarının nişancı birimlerinin gözlerinin yerleştirilmesiyle ilgiliydi. Ve şu anda M60 tanklarına 50 tanka entegre edilmiş durumda. İkinci part da şu anda hazırlanıyor şirket içerisinde. Bu da şu anda aslında aktif olarak doğuda, sınırda bu cihazları, bu tankları kullanan askerlerimizin aktif olarak kullandığı bir sistem halinde. O yüzden bizi de oldukça gururlandırıyor açıkçası bu. Çok güzel. Sanırım katılımcılar için, izleyiciler için de Digitest elektronik deyince sadece elektronik anlaşılmayacağı netleşmiştir. Biraz bunun devamında sizin SNC tezgahlarınız var. Çok büyük, çok yüksek maliyetli yatırımlar yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Aynı zamanda sayısal tasarım şeyleriniz var, çalışmalarınız var. Buralara bir istihdam, bir çalışma arkadaşı arayışı var mı? Aslında şöyle, evet, CNC ile ilgili bu sene şirket, özellikle geçen yıl daha doğrusu, çok büyük yatırımlar yaptı ve şu anda Türkiye'de çok fazla savunma sanayi firmalarında aslında olmayan cihazları getirdik. Daha büyük parçaları işleyebilmek için, daha mekanik tasarımdan çıkan tasarımların daha profesyonel bir şekilde rahat işlenebilmesi için böyle yatırımlarımız oldu. Bunlarla birlikte tabii ki de talaşlı imalat, CNC, bunlar hiç bitmeyeceği için arayışlarımız her zaman oluyor. Özellikle yazılım alanlarında da kariyer fuarlarına gittiğimizde aslında bize soruyorlar hani nerelere yönelmeliyiz? İşte bir İK'cı olarak sizin arayışınız nerede diye. Bence şu anda savunma sanayinde insan kaynakları olan birçok arkadaşımdan da duydum. Sayısal tasarım mühendisi pozisyonu için çok az kişi oldu. Aslında birazcık bu alana yoğunlaşılması gerekti. O yüzden de hani VHDL, FPGA bunlar bizim için şu anda zor bulunan, çok üzerine çalışma yapılmamış alanlar. Elektronik mühendislerinin ya da özellikle bilgisayar mühendisliğinde okuyan arkadaşların eğer hani severlerse FPGA diline mutlaka yönelmeleri gereken bir dal olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda oldukça da yüksek ücretlere çalışıyor bu arkadaşlar. Yani Ankara için iki haneli rakamlar konuşuluyor. 3-4 yıllık mühendisler için. Evet. Bir İK'cının ağzından duyuyorsunuz. Başka bir yerden duymuyorsunuz. önemli. Evet. Peki çalışma ortamı nasıl? Yani 14 metrekareden 6000 metrekareye kapalı alana genişlemiş bir ortamda nasıl çalışılıyor?
Aslında açık hani Ar-Ge ekibimiz mesela açık ofis çalışıyor. Elektronik üretimde aynı şekilde, mekanik üretimde aynı şekilde. Açık ofis çalıştığımız için biraz daha insanların ilişkileri birbirleriyle çok daha tabii ki kuvvetli oluyor. Çünkü herkes bir odaya girip kapanmıyor ve böylelikle de aslında ekip çalışmasının ruhunu daha iyi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla güvenilir, iş güvenliği bilincine sahip, çevreye duyarlı, insan odaklı, çalışanı her zaman katılımcı konumuna koyduğumuz ve düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir alan içinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Zaten insan kaynakları olarak en büyük hedefimiz de bu ortamın korunmasını sağlamak. Çünkü her şey buradan Peki, başlıyor aslında. buraya girebilmeleri için bir işe alma süreci var muhtemelen. Doğru. Bu süreç nasıl ilerliyor? Önce yazılıyı alıp sonra sözlüye alınırdı eskiden insanlar. Şimdi öyle mi gidiyor? Siz bir mülakat mı yapıyorsunuz? Şöyle aslında işe alım süreçleri öncelikle açık bir pozisyonun tabii ki içeriden birim yetkililerinden bize ulaşmasıyla başlıyor. Sonrasında biz dijital insan kaynakları zaten artık tüm dünyada egemen. LinkedIn, kariyer gibi portallar üzerinden ilanlarımızı yayınlıyoruz. Gerekli yetkinlikleri, hangi yetkinlikleri istediğimizi, hangi duygusal zeka anlamında da hangi becerilere sahip olması gerektiğini sadece teknik değil. Bunları açıkladığımız bir ilanımız oluyor. Başvurular arasından pozisyona uygun olarak değerlendirebileceğini düşündüğümüz kişilere insan kaynakları olarak ön bir mülakatı alıyoruz. Bu mülakat genellikle aslında şu anda sizinle yaptığımız gibi görüntülü bir mülakat oluyor. Çünkü şehir dışından olan arkadaşlarımız, adaylarımız da çok fazla var. Dolayısıyla da bir ön görüşmeyi aslında biz de bu online sistemleri kullanarak yapıyoruz. Burada aslında amacımız tabii ki insan kaynakları olarak bir teknik yeterliliği ölçmek değil. Aslında kişileri tanımak ve pozisyona uygun olup olmadığı ile ilgili ön bir bilgi almak. Bu süreç içerisinde özellikle zaman zaman yetkinlik bazlı mülakatlar yaptığımız zamanlar da oluyor. Genellikle burada da kişilerin doğrudan sorarak cevap almaktansa biraz böyle kaçamak sorularla, yüz ifadeleriyle yanıtlarını öğrenmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bir kişiye işte bize olumlu ve olumsuz yönlerinizi anlatınız dediğimizde aslında bu çok klasik bir kişinin kendi kafasında kurmuş olduğu cevaplarla bize geri dönüyor. Ama işte eski iş yerinizde çalıştığınız yöneticiniz siz de sizin hakkınızda bize ne söylerdi dediğimizde bu kadar da aslında kolayca ağızdan çıkmıyor. Aslında gerçek tepkiler biraz da böyle sorularla anlaşılıyor. Böyle bir ön aslında ufak bir kısmını anlattım. Hepsini açıklayamayacağım için. Çok da tüyo olmasın. Sadece ufak mesela bir örnek vereyim. Bu tarz bir mülakat sistemimiz var. Biraz da iş deneyimleri üzerinden konuşuyoruz. Tabii ki sadece sosyal etkinlikler değil. Şaşırtmalı sorular dediğimiz sorular aslında biraz evvel söylediniz. Evet, doğru. Yani mesela meraklı mısınız etrafınıza işte demek yerine bir şeyi merak ettiğinizde mesleğinizle ilgili öncelikle hangi yayına bakarsınız diye soruyoruz mesela. Çünkü çok kalıplaşmış sorular sorulduğunda zaten bunlar internetten rahatça erişebileceğimiz sorular oluyor. Biz de biraz bunun önünü tıkamak istiyoruz ki aslında gerçekten samimi cevapları algılayabilelim. Peki, çok ilginç. Tabii fazla da tüyo veriyoruz şimdi Tabii, girmek aynen. isteyenlere. Bence iyi bir tüyo oldu. Tabii sonrasında iş teknik bir mülakata ilerliyor. Bizim görüşme notlarımızla aldığımız bir done sonucunda yöneticilerle beraber, teknik birim yöneticileriyle beraber mülakata giriyoruz. Bizim için aslında bu anlatılanları en iyi somutlaştırdığımız nokta demo proje noktası. Burası bizim için çok önemli. Çünkü kişiler evet bir şeyler anlatıyor. Bunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, şunu yapabiliyorum diyebiliyor ama onun beyanının dışında ortada somut bir şey de olması gerekiyor. Biz de bunu demo projeler sayesinde ancak öğrenebiliyoruz. Yani mekanik tasarım mühendisi geldiğinde ona vereceğimiz proje belli. Yazılımcı geldiğinde belli. Bir bilgisayar mühendisi geldiğinde hangi pozisyonla ilgili olacak olursa bununla ilgili bir proje veriyoruz. Bunun geri dönüşünde de aslında referanslardan sonraki süreçte iş teklifini yapmış oluyoruz. Son aşamamız referans kontrolü. Peki şöyle bir şey var. Biraz evvel aslında mühendislik dediğimiz alan sosyal beceriden daha çok sorunu çözme, bir spesifik bir sorunu çözme yeteneğine, IQ'ya daha çok, matematik IQ'ya daha çok yönelik şeyler. Oysa siz biraz evvel EQ'yu da Evet. dikkate aldığınızı söylediniz. Bunu nerede dikkate alıyorsunuz?
Örneğin önüne koyduğunuz mekatronik projesinde önüne getirdiğiniz sırada bu sorunu, bu projeyi yaparken, çözerken çevresiyle iletişimine mi bakıyorsunuz yoksa başka bir yerde mi? Aslında şöyle, bunu hem ilk görüşmedeki insan kaynakları mülakatında aldığımız veriler oluyor genelde. Çünkü aslında çok bu projeleri yaparken çevreleriyle çok alakadar olmalarını istemiyoruz. Tamamen kendilerinin projeleri yapmalarını bekliyoruz ve bunu zaten detaylı bir şekilde aslında anlattırıyoruz kişilere. Bir de bizim kritik pozisyonlar için uyguladığımız bir kişilik envanteri var. Bu da 16PF dediğimiz bir davranış bilimleri enstitüsü tarafından şu anda Türkiye'de uygulaması yapılan bir kişilik envanteri testi. Ortalama 180 soruluk bir test ve çapraz sorularla aynı soruların farklı versiyonlarının sorulmuş haliyle bize 16 kişilik karakterle ilgili analiz sunuyor. 16 kişilik Anladım. özelliğiyle ilgili. İşte problem Şimdi çözme, analitik düşünme, sosyal girişkenlik, ekip uyum, adaptasyon gibi birçok konu da var aslında içinde. birazdan dinleyicilerimizden soruları almaya başlayacağız. Ben son sorumu sorayım. Bir kariyer planlaması yapılıyor mu? Bu yönde bir çalışma var mı? Aslında Dijitest. kariyer planlaması bizim biraz daha yeni yeni yapmaya başladığımız bir uygulama. Bunun içinde de şu an içeride çalışan çalışanlarımız için bir yetkinlik havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki. Bakalım bu arada bu son dakika şeyinden sonra sorular gelmiş mi? Şu Tabii. anda gelen bir soru yok. Tamam. Oldukça katılımımız var ama soru göremiyorum. Bir saniye. Peki şu anda bir soru yok ama ben şöyle sorayım. Herhangi bir tercih ettiğiniz üniversite var mı? Şöyle aslında üniversite tercihine çok gitmek istemiyoruz. Biz yani Türkiye'de gerçekten çok yetenekli ve çok başarılı bazı isim yapmış, öne çıkmış tabii ki üniversiteler var. Ama işe alım kriterlerimizde aslında çok da fazla ortalamayı yükseltmeyi düşünmüyoruz. Yani bizim yeni mezun arkadaşlarımız için aradığımız ortalama kriteri aslında şu anda sektördeki diğer oyunculardan belki daha düşük. Çünkü bunun ama kişileri aslında baştan çok elemiyor olmak istememiz. Çünkü bazen her şey yolunda gitmiyor olabiliyor. Okul yaşantısında yaşanan kötü bir şey olabiliyor. Bazen sadece öğrenci tembelliği olabiliyor. Hepimizin geçtiği süreçten. Mesela benim okulumun ikinci senesi bittiğinde ortalamam 1,80'di. Okuldan mezun olurken 3,10'la mezun oldum. Hani bu olabiliyor yani. Herkes o üniversiteye girdiğinde aynı bilinçle hareket etmeyebiliyor ve o bilinçsizliğin aslında bedelini de bu kadar hızlı elenmekle ödesinler istemiyoruz. Ama projelerle zorluyoruz. Özellikle yeni mezunlar için sosyal yaşantılarında yaptıkları şeyler bizim için çok önemli. Mesela bir sürü güzel yarışma var Türkiye'de her sene. Özellikle TÜBİTAK'ın bu konuda çok öne çıktığını düşünüyorum. TÜBİTAK yarışmasına katılanlar oluyor mesela ama ortalaması 2,60. Ama kendi yaptığı projedeki motor tasarımını bir yerden almamıştı, kendisi tasarlamış. Şimdi teorik bilgiyi pratiğe dökebileceğini eğer bize kanıtlayabiliyorsa kişi bence bir şans hak ediyor demektir. Ama yapılan istatistiklere göre de ortalama savunma sanayi firmalarında çalışan mühendislerin ortalamaları 3,11. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 2020 yılında açıkladığı bu ortalama aslında akademik anlamda da başarılı öğrencileri savunma sanayine yöneldiğinin bir göstergesi. Yani ortalama Anladım. aslında bize biraz daha kişinin öğrencilik yaşamında ne kadar disiplinli çalıştığının bir göstergesi. Bundan ibaret Anladım. aslında. Şimdi hızlı hızlı bir sorular da gelmeye başladı. Biraz evvel siz son aşamada referansı sormuştunuz. İlk soru iş alımlarda referans neden önemli diye geldi. Şu yüzden aslında, şimdi referansta genellikle insanlar neler sorduğumuzu merak ediyorlar. Hani ne yapıyorsunuz, neler soruyorsunuz. Şimdi öncelikle bir beyan oluyor ortada. Aslında eskiden kişisel verilerin korunması kanunu bu kadar ön planda olmadığı dönemlerde firmalar doğrudan insan kaynakları, başka şirketlerin insan kaynakları birimlerini arayıp sizde böyle böyle bir kişi çalıştı mı, hangi pozisyonda çalıştı diye bilgi alabiliyordu. Fakat şu anda
idari referans biraz rafa kalkmış durumda bu süreçten dolayı. Kişisel referanslar üzerinden kişilerin izin verdiği kişileri arayabiliyoruz. Bu süreçte de onlara şunu soruyoruz. Sizin çalıştığınız noktada bu kişinin yaptığı pozisyon neydi? Hani bize elektronik mühendisi demiş olabilir ama acaba gerçekten elektronik mühendisi olarak mı çalıştı? Ya da referansını verdiği kişiyi bize ekip arkadaşı olarak tanıtmış olabilir. Sizin göreviniz neydi mesela orada çalışırken? Bunları öncelikle bir karşılıklı karşılaştırıyoruz. Doğru bilgi Biraz bilgi alıyorsunuz mu? güvenliği, bilgi doğrulaması yapıyorsunuz. Aynen öyle. Bunun dışında karşıdaki çalıştığınız kişiyle ilgili olumlu veya olumsuz olarak bize söyleyebileceğiniz kişilik özellikleri nelerdir diyoruz. Ve son soruda da aslında genelde bir daha bu kişiyle başka bir projede çalışmak ister misiniz diyoruz. Ve genellikle biz bu kişilerden referansları yöneticilerinden istiyoruz. Çünkü çalışma arkadaşları her zaman çok objektif yanıtlar veremeyebiliyorlar. Ama yöneticiler bu konuda daha objektif oluyorlar. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız donelere göre referans sürecimizi tamamlamış oluyoruz. Hatta bazen ilginçtir ki referans için aradığımız adaylarda komik bazı cevaplarla karşılaşıyoruz. Mesela bize şey diyorlar, bir daha bu kişiyle çalışmak ister misiniz dediğimizde şey, bize de mi iş teklif ediyorsunuz, CV'mi mi istiyorsunuz diyenler oluyor. Hayır, aslında bu tamamen mizahsen bir soru. Genelde bu yanlış anlaşılıyor. Hayır, sadece eğer bir yönetici bir aslıyla tekrar çalışmak istiyorsa, onun artılarını ve eksilerini de bilerek tekrar çalışmak istiyorsa aslında günün sonunda o kişiden memnun kalmış demektir. Bizim için referans kontrolü bu aşamada çok önemli. Staj imkanları sorulmuş. Ne tür stajlar var? Nereden, hangi üniversitelerden gelebilirler? Herhalde mühendisliklerden gelirler. Şöyle, evet, daha çok tabii ki mühendis stajları oluyor bizde. Ama aslında stajyer de alıyoruz ama bizim aslında çok daha verimli bulduğumuz bir programımız var. Aday mühendislik programımız. Genellikle 3. ve 4. sınıflardan aldığımız ve haftanın minimum 2 günü bizle olabilecek arkadaşları bünyemize katıyoruz. Bunun da bize çok fazla artıları oluyor. Ne gibi? İşte kişilerle ilgili, bir kişi yeni işe başlattığınızda onun oryantasyon süresi aslında sandığımız gibi birkaç hafta değil. Ayları buluyor. Yani bir kişinin bir şirkete adapte olması ve o şirketi gerçekten benimsemesi bence en az 6 ay diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim. Araştırmalar da zaten bunu birazcık destekliyor. Aday mühendislik süreciyle beraber aslında biz bu süreci elemiş oluyoruz. Çünkü kişi şirketi tanıyor. Şirket kişinin o aday mühendisin iş yapış stilini öğrenmiş oluyor. Böylelikle de bu süreci kapatmış oluyoruz. Bu da bizim için oldukça verimli bir hale geliyor. Geçen sene mesela 15 tane aday mühendisimiz vardı. Oldukça da iyi bir sayı bence. Çok çeşitli okullardan, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Yıldırım Beyazıt, Gazi, Çankaya Üniversitesi, yani neredeyse Ankara'daki bütün özellikle üniversitelere yayılım göstermeye çalıştık. Yani bu anlamda da aslında sizin dediğiniz soruyu da biraz cevaplamış oluyorum sanırım ki. Yani okul tercihini bu anlamda çok katı bir şekilde tutmuyoruz. Aday mühendislik staj olanaklarımız dolayısıyla var ama biz daha verimli olması açısından aday mühendisliği tercih ediyoruz. Aslında geçen Anladım. sene birkaçını da bünyemize kattık bu bütün süreç bittikten sonra. Birkaçını da sektörün çok iyi oyuncularına armağan ettik diyebiliriz. Kaptırdınız. Yani aslında her Kaptırdınız. taraf kazandı. Dijitest de kazandı. Harika. Bu süreçte bizimle olan kişiler de kazandı. Sektörün iyi oyuncuları da kazandı diyebiliriz. Bu anlamda aslında mutluyuz. Çünkü birçok firma aday mühendislik programında çalışanlarını Ar-Ge'ye sokmazken biz geçen sene uluslararası katılmış olduğumuz İstanbul'daki çok ünlü bir fuarda standımızda aday mühendislerin yaptığı bir ürüne yer verdik. Yani ben bunun bir insanın yeni mühendis olmuş ve CV'sinin dolu göstermek isteyen bir kişi için bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hani bu anlamda da bu mühendislerin yetişmesi anlamında da Ar-Ge'de oldukça emek harcanıyor. Anladım. İhracat, biraz evvel Sefer Bey'in sözünü söylemiştiniz. Ambargoyu severiz. Ambargolu zamanlarda biz milli ürünleri yaparız. Bir okuyucumuz da peki ihracat yapıyor musunuz diye soruyor. İhracat da yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok detay vermeyeyim ama yapıyoruz. Alanları pek söyleyemeyeceksiniz Evet. zannediyorum. Aynen. Peki. Hani neye söyleyemediğinizi şey yapalım. Tamam. Bir
insan kaynakları bölümünü okuyanlara ne tavsiye edersiniz diye bir soru var. Dijitest'ten daha çok sizin şeyinizi merak ediyorlar. Ya aslında mülakat süreçlerinde genellikle nasıl davranılması gerektiği ile ilgili de çok fazla soru alıyorum. Genel olarak hani şahsi kanaatimde. Fakat insan kaynakları aslında çok daha fazla sektörde deneyim kazanılarak öğrenilecek bir alan. Çünkü ben şöyle ayırıyorum. Ar-Ge'deki üretimdeki kişiler makinelerle, cihazlarla uğraşıyor ama insanla uğraşmak, bir makineyle uğraşmaktan, yani insanı anlamaya çalışmak, insanı çözmeye çalışmak çok daha zor bir şey bence. Çünkü insan psişik bir varlık ve hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Dolayısıyla da insan kaynakları zor bir alan ama bence atılganlık isteyen, biraz konuşma becerisi, yeteneği, iletişim becerisi isteyen bir alan. Ama o soruyu soran kişiye şöyle bir yanıt vereyim. Ben ilk mülakatıma girdiğimde tezle bitirdiğim için okulum hiç staj olanım olmadı ve ilk defa işe girdiğim şirket çok büyük bir inşaat firmasıydı. Yani yaklaşık 80 bin çalışanı olan bir inşaat firmasındaydım. Ve direktörle yaptığım ilk mülakatta kendimi bırakıp hüngür hüngür ağlamıştım yani. Ama işi de almıştım, çok değişikti. Yani bazen insan heyecanını kontrol edemeyebiliyor, özellikle deneyimsiz olduğunda. Ama önemli değil. Çünkü ben orada vermek istediğimi vermiştim. Yani önemli olan benim orada kendimi tutamayıp hüngür hüngür ağlamam değildi. Benim bu işi ne kadar çok istediğimdi, öğrenmeye ne kadar çok açık olduğumdu. İşbirliği yapabileceğimi, ekip çalışmasıyla bir şeyleri başarabileceğimi kanıtlayabiliyor olmamdı. Dolayısıyla bunlar da bence çok özel nitelikler diye düşünüyorum herkes için. Çünkü bir şeyi değerli yapan onun az bulunur olması, taklit edilemez olması, yeri doldurulamaz olması bence. Dolayısıyla biz de örgütteki insan kaynakları politikamızda daha çok örgütün yapısı, teknolojisi, süreçleri, bilgisi, beceriyi, yeteneği bunlar bir firmadan bir firmaya çok rahat aktarılabilecek şeyler değil. Biz de aslında rekabet gücümüzü taklit edilmesi zor değerler yaratarak elimizde tutmaya çalışıyoruz. Burada bir soru geliyor. Bir mühendis savunma sanayini neden seçmeli diye. Bir mühendis savunma sanayini neden seçmeli? Aslında yine şöyle bir soru soracağım. Bir mühendis savunma sanayini şu anda sektör bazında ücretleri yüksek diye seçmemeli. Şimdi bu genellikle çok fazla olan bir yönelim. Özellikle öğrenciler arkadaşlarından çok fazla etkileniyorlar. Savunma sanayi istiyor iki kişi, üçüncü kişi de hemen ben de savunma sanayi istiyorum diyor. Ama aslında savunma sanayi oldukça zor bir alan. Çünkü gerçekten yaptığımız ürünler doğuda sınırda savaşan askerin kullandığı ürünler. Hata payımız yok. Hani yok denecek kadar az bile değil. Hata payı kaldırmayan bir sektör. Dolayısıyla da hani ben daha rahat çalışayım. İşte çok da fazla sorumluluğum olmasın. Rahat rahat işime gideyim, geleyim. Çok da fazla kafa yormayayım diye düşünen mühendisler için değil. Hani kim için olmadığını söyleyebilirim. Bu mühendislerimiz için aslında çok değil. Ama Rahatınıza düşkünse size göre değil. Peki. kesinlikle öyle. Aynen bu alanlarda hani biraz daha sorumluluk bilincine sahip kişileri biz de aramızda görmek istiyoruz açıkçası. Peki. Bir sorumuz var. Biraz evvel bahsettiğimiz seçim süreçlerini seçimlerine girmeden işe alınmış kişileri soruyor. Belki o süreçlerden geçmiş olsa bile değişiklik de olabilir. İş hayatında çıkarttığı sıkıntılar nelerdir? Sonuçta bazen herkes yanılabilir, yanlış kişiler alınabilir. Ama özellikle bu süreçlerden geçmeden işe girerse ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Tabii ki öyle. Şimdi aslında şöyle olmalı. İnsana göre iş değil, işe göre insan politikası aslında doğru olan. Ve biz çalışanlarımızı bir maliyet unsuru olarak ya da bir kaynak olarak görmüyoruz. Biz stratejik olarak bize rekabet üstünlüğü sağlayabilecek, katma değer yaratabilecek kişilerle birlikte çalışmak istiyoruz. Bu süreçlerden geçmeden işe giren birisi yarın öbür gün ya ben aslında silah yapmak istemiyorum diyebiliyor mesela. Ya ben aslında bu işi yapmak istememiştim ki diyebiliyor ve aslında bir süreçten geçerek o işe gitmediği için de oraya karşı motivasyonu ve bağlılığı bence örgüte karşı ben düşüyor düşünüyorum.
Çünkü zor elde edebildiğimiz şeylere daha çok kıymet veririz. Onları daha çok önemseriz. İşe alım süreçlerinin de kolay olmaması aslında savunma sanayi gibi ciddiyetle çalışan bir firma için çok normal. Yani bunun olmaması, yani süreçten geçirilmeden alınmak gibi bir şey bizim sektörümüz için çok tehlikeli ve sakıncalı bence diye düşünüyorum. Anladım. Bir diğer soru, biraz evvel en başta bahsettiğiniz iki basamaklı güzel maaşlardan sayısal tasarım alanında eleman, yetişmiş eleman yok dediniz. Şöyle bir şey var. Bir okuyucumuz soruyor. Sürekli tecrübeli mühendis arayışınız var. Covid-19 süresince işler yavaşlamışken tecrübesiz kişilere şans verilemez mi diye bir soru var. Ben de size bunu iletmek istiyorum. Tabii ki verilebilir. Hatta bence yeni mezunları en çok şans veren firmalardan birisi olduğumuzu ben düşünüyorum. Çünkü zaten aday mühendislik programının amacı da sonrasında zaten olumlu olarak süreci işleyen adayları bünyemize katabilmek aslında. Tabii bu vadede savunma sanayinin yine şöyle bir sorunu var aslında. Yani şöyle bir zor alanı var. İçerideki ürünler aslında çok fazla da deneyimsiz pozisyonların kaldırabileceği ürünler olmuyor bazı projeler. Ama şu anda bizim içeride yaklaşık bu sene aldığımız 5-6 tane yeni mezun arkadaşımız var mesela. Aslında bunu önemsiyoruz. Yani bu ay içerisinde zaten ilanlarımıza da bakıldığında görülüyordur. Hala daha çalışan arayışlarımız var farklı pozisyonlarda. Hani bizim durdurmak gibi bir düşüncemiz zaten yok. İnanın yeni mühendislere de elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Hatta zaman zaman projeleri için destek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Hem know-how olarak hem de maddi olarak bunlara da elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Geçen sene mesela Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu'yla beraber biz bir insan kaynakları söyleşisi yaptık. Onların düzenlediği ama bütün mühendislere açık bir alandı. Yani biz olabildiğince zaten öğrenciyle iç içe olmaya, üniversite sanayi işbirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitelerde sık sık gidip böyle iç içe geçmeye, iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. O yüzden aslında yeni mezun arkadaşlarımızdan kopmak gibi hiçbir düşüncemiz yok. Halbuki tam tersine onlarla iyice bütünleşmek istiyoruz bu anlamda. Yani hiç öyle bir düşünce içerisinde olmasına tabii ki kimsenin gerek yok. En azından bizim şirketimiz için söyleyebilirim. Evet, şimdi peki çalışan ve stajyer aday mühendis seçiminde şirketin çalıştığı alanın stratejik olmasından yola çıkarak bir okuyucumuz soru sormuş. Şirketin bilgilerini, stratejik bilgileri korumak için ne gibi önlemler alıyorsunuz, tedbirler alıyorsunuz? Ya tabii ben aldığınız önlemleri açıklamanızı beklemiyorum ama bir önlemleriniz vardır diye umuyorum, düşünüyorum. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Tabii ki var. Şu anda zaten önlemlerimiz doğrultusunda ofiste çalışıyoruz. Çünkü bizim evet kendi bilgilerimizi korumak için zaten belli başlı firmalarla çalışıyoruz aslında. Tabii ki bunların detaylarından bahsedemiyorum. Ama şu anda bilgi zafiyeti olmaması için bazı sektörlerin çalışıyor olması gerekiyor. Yani hem savunma sanayinin güvenilirliği için hem de Türkiye'nin ekonomisi için. İşte bunlar şu anda ne gıda sektörü, sağlık sektörü, savunma sanayi sektörü de bunlardan birisi. Şu anda zaten bilgi zafiyetine yol açmamak için bütün önlemlerimizi almış şekilde ofis içerisinde gerekli önlemleri alarak çalışmaya devam ediyoruz. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılma emekli olabilir, başka şekilde olabilir. Tecrübeli subaylar firmanızda çalışıyor mu ya da danışmanlık dışarıdan yapıyor mu diye bir soru var. Aynı okuyucumuz kısa, orta, uzun vadede neler hedefliyor firmanız diye sormuş. Tabii bu daha çok genel müdürün ilgi alanına gelecektir diye düşünüyorum. Siz tabii nasıl Aslında görürseniz. şöyle kısaca cevaplayabilirim hani soran kişinin de merakını gidermek adına. Şimdi biz zaten sektör içerisinde aslında bilinen bir firmayız. Yani Doğru. savunma havacılık aslında sektörde, savunma sanayi sektöründe bilinen bir firma. Fakat bizim orta vadede hedefimiz kendimize özgün sistemler yapıyoruz. Türkiye'deki birçok ürünün ilk yerleştiricisiyiz. Bununla beraber aslında sektör dışında da tanınırlığımızı, bilinirliğimizi yaptığımız özgün sistemlerle perçinlemek istiyoruz. Uzun vadede de bunu arttırdıktan sonra tüm dünyada özgün sistemler üreten, ilkleri yapan
bir Türk firması olarak tanınmak en büyük isteğimiz aslında uzun vadede de. Yani genel olarak en genel şekilde böyle özetleyebilirim. Anladım. Aynısı kişinin bir önceki sorusu TSK'dan, Silahlı Kuvvetler'den ayrılmış tecrübeli Evet. subaylara ilişkinde danışmanlık Yani verdi. şöyle zaman zaman evet fikirlerine danıştığımız, sorular sorduğumuz kişiler oluyor. Daha çok eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde çalışmış kişilerle de şu anda şirkette 10 yıldır, 15 yıldır çalışan, emekli olup çalışan kişiler var. Evet, tabii ki onlar bizim için önemliler. Biraz bir okuyucumuz duygularınızı sormuş. Silahlı kuvvetlere ürün vermek nasıl bir duygu diye. Çok Başka. güzel bir duygu. Yani aslında akşam haberlerde gördüğümüz o görüntülerin içerisinde sizin yaptığınız şeylerin olması, şirketinizin yaptığı şeylerin olması çok güzel ve gurur verici bir duygu. Zaten son dönemlerde aslında yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 1 milyon kişinin katılımcı olduğu, iş hayatında çalışan ve farklı sektörlerden olan kişilerle yapılan bir kamu veri araştırmasına göre en çok iş tatmini yaşayan, en çok bu anlamda doygunluk yaşayan kişilerin savunma sanayi sektöründe olduğu da aslında araştırmalarla kanıtlanmış bir sektör diyebiliriz. Dolayısıyla bizim de bu konuyla ilgili gururumuz çok fazla tabii ki. Mutluyum, Çok gururum. teşekkür ederim Esin Hanım. Sorular bu kadardı. Katıldığınız için, değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için, Digitest'i anlattığınız için, sorulara yanıt verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Davetiniz için bizi bu güzel ortamda merak edenlerle buluşturduğunuz için biz çok teşekkür ederiz size de. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrar. Katılımcılara da, izleyicilere de teşekkür ediyorum katıldıkları Teşekkür için. ediyoruz, aynen. Pazar günü bir sohbetimiz olacak inşallah. Önümüzdeki hafta benzer şekilde benzer konuklarımızı almaya devam etmeyi umuyoruz. Evde kalın diyoruz. Lütfen hiçbir Kesinlikle. yere çıkmayın diyoruz. Sağlığımız için gerekli diyoruz. Bizim de bir mottomuz var. Sağlık için evde, sağlıklı bilgi için C4 Defense'te kalın şeklinde. Doğru. Teşekkürler. Güzel bir hafta sonu olsun. Umarım herkese. Her şey herkesin istediği gibi olsun. Evet, Görüşmek ellerinize üzere. dinleniyoruz. Hoşça kalın.